Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Haydi konuşalım programı ile sizlerin karşısındayız. Siyasi hareketlilik devam etmekte. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı ve Şanlıurfa'nın tanınmış siyasetçilerinden Mustafa Yavuz. Kendisi 2009 yılından itibaren aslında siyasete atıldı ve AK Parti il yönetiminde çeşitli kademelerde görev aldı. Fakat siyasetin tam anlamıyla mutfak kısmında görev aldı, tanınmış diyoruz ama biz kendisiyle mesai yaptık, gazeteci mesai yaptı. Kendisi pek de ekran önünde olmayı tercih etmedi. İşin mutfak kısmında vatandaşlara hizmet anlamında katkı sunmayı tercih etti. Bu akşamki konuğumuz siyasetçi Mustafa Yavuz. Efendim yalnız hoş geldiniz. Hoş bulduk Uğur Bey. Hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, sizin de bayağı bir mesaimiz geçti aslında. Gerek partide gerekse bürokratların ve bakanların geldiği anlamda. Bizler sizleri tanıyoruz fakat bir de Şanlıurfa izleyicilerimizin sizi tanıma açısından Mustafa Yavuz kimdir? Bütün Şanlıurfalı hemşerilerime hayırlı akşamlar dileyerek ben sözlerime başlamak istiyorum. Mustafa Yavuz Şanlıurfa'da doğdu. İlk orta ve lise eğitimini gördükten sonra sosyal bilimler, İmam Hatip mezunuyum aynı zamanda. Sosyal bilimleri bitirdim. Sosyoloji 4. sınıfta halen okumaktayım ben. 4 çocuk babasıyım. Maşallah. Ticaretle uğraşıyorum aynı zamanda. Biraz önce de belirtmiş olduğunuz gibi evet ben 2009 yılında siyasete başladım. AK Parti çatısı altında. AK Parti'nin değişik kademelerinde, birimlerinde, tabiri caizse dediğiniz gibi mutfağında ben görev aldım. 2014 yılının sonuna kadar bu süreç devam etti. Evet, orası bir okuldu. Siyaset akademisiydi. Biz orada kendimizi siyasi anlamdan ziyade sosyal anlamda da geliştirme fırsatı bulduk. 2009'da ben siyasete başladığımda neden siyaset söylendi bana da ticaret ile siyasetin toplumumuzda böyle çok da bağdaşmadığı bir durumla karşı karşıyayız. Aslında toplumun bu bakış açısından ziyade bizim siyasetten ne beklediğimizdir. Şimdi siyaset diyoruz. Siyaset aslında Türk Dil Kurumu'nun tarifinde devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatıyla ilgili özel görüş ve düşünceleri belirtmektir. Evet. Bu anlamda siyasetle demokrasiyi bağdaştıralım. Demokrasi ne demek? Demokrasi de halkın kendi kendini yönetmesi demektir. Şimdi buradan çıkarak baktığımız zaman şu anda parlamenter bir rejimde yaşadığımız sistem içerisinde biz bunun neresinde yer alıyoruz? Toplum olarak temsili demokrasi yaşıyoruz. Bu temsili demokrasi vatandaşın belirli periyotlar halinde sandık başına giderekten oy kullanma hakkına sahip olup ondan sonra bekleyip ikinci bir seçime kadar o vatandaşın görüşüne başvurulana kadar ikinci bir seçim beklemek zorunda kalacak. Artık bu sistemin değişmesi adına, bu sistemin değişmesi adına derken küresel sistem içerisinde değişim dönüşüm modeli öngörülerekten bu sistemin biraz daha halkı yönetimin içerisinde söz sahibi yapma düşüncesi hasıl olmaya başladı. O anlamda ben siyaseti kendimi geliştirerekten biraz da bu AK Parti çatısı altında olmamdan mütevelli bu halkın sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yönetime nasıl müdahil olacak? Bunun üzerinde biraz ben araştırma yaptım. Halk burada sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yönetimin belirli kademelerinde, özellikle de yerelde Uğur Bey, yerelde söz sahibi olacak artık. Evet. Şimdi bizim siyasi düşüncemiz Urfa'da ya siyasete ilgi çok fazla deniyor.
Evet, hakikaten bizim insanımız siyaseti çok seviyor. Siyaseti neden çok seviyoruz sorusunu bu topluma biraz yönetmemiz lazım ve sorun nereden kaynaklanıyor? Ona göre çözümüne bakmamız gerekiyor. Neden siyaseti çok seviyoruz? Evet. Neden siyaseti çok seviyoruz sorusuna geçmeden önce ben şunu merak ediyorum. Az önce çok güzel bir giriş yaptınız. Yıllardır dilimizin döndüğünce burada ben program yapıyorum ama ilk defa siyasetin açıklamasını bilimsel anlamda açıklayan bir sizsiniz. Evet. Yani siyasetin tanımını. Bu benim çok hoşuma gitti ve ilgimi çekti. Daha sonraki cümlenizde özellikle işte halkın biraz daha yani seçimden seçime sandığa gitme değil de halkın kendini vekalet vereceği ismi belirlemesine etkin rol oynamaya başladığını ifade ettiniz ve bu nedenle bu yolculuğa çıktınız. Size göre gerçekten bu başladı mı? Bunu biraz somut olarak örneklendirebilir misiniz? Şimdi Uğur Bey, toplum temsili demokraside seçmiş olduğu temsilcisini parlamentoya gönderdikten sonra topluma ne kadar, toplumun sorunlarını ne kadar dile getirebiliyor? Hı hı. Toplum bunun mekanizmasını, ölçüsünü kendisi koyacaktır. Bu ölçüyü birebir ben gidip parlamentoda 75 milyon veya 78 milyon insanı oraya sıkıştıramayacağıma göre, hı hı, o anlamda katılımcı demokrasi, yani buna aslında yönetişim modeli deniyor. Hı hı. Bu halkın ne kadar temsil ediliyor sorusuna istinaden ben söylüyorum. Hı-hı. Bunu sandıktan sandığa mı yapacağım veyahut da artık ben de söz sahibim, benim de görüşlerim önemli, hı-hı, benim de fikrim önemli. Bu toplumun fikir ve düşünceleri çok önemli. Gelişen teknolojik çağda, bilimin öne çıktığı bir yapıda, her insanın elinde artık iletişim, hı-hı, araçlarının olduğu bir toplumda bizim bu sistemden, toplumun daha doğrusu bu sistemden bigane kalma gibi bir düşüncesi mümkün değil, olamaz. Hı hı. Peki ne yapmamız lazım? Üretmemiz gerekecek. Evet. İlla ki bizim üretmemiz gerekecek. Eğitim üreteceğiz. Sanayide üretken olacağız. Sağlıkta üreteceğiz. Turizmde üreteceğiz. Geçen bir programda yine ben söylemiştim, aklıma geldi. Barack Obama'nın bir üniversite konferansında sanırım, bir söyleşisinde üniversite öğrencilerine şöyle sesleniyordu Uğur Bey. Herkesin, her öğrencinin bir iPad'i, bir iPhone'u olmalıdır. Fakat her öğrenci bir iPad, bir iPhone üretebilecek bilgiye, düşünceye, kapasiteye sahip olmalıdır. Ne güzel bir model. Eğitimle bu. Tabii. Bizim üniversitedeki durumumuza bakalım. Bizim üniversitedeki öğrencilerimizin %25'i şu anda iş bulmakta zorlanıyor. Eğer ki istihdam edileceğini bilmiş olsa öğrenci, mezun olmuş olduğu bölümde, kategoride, hı hı, evet ben devletin desteğini alacağım, kendi iş sahamı kurup üretim modeline geçmiş olacağım. Ama bizdeki yapı nedir? Ben bir üniversite bitirdikten sonra kamuya nasıl gireceğim? Devlet dairesine nasıl kapı atacağım? Devlet dairesine nasıl gireceğim? Evet. Bizim özel sektörde kendimizi geliştirmemiz lazım. Toplumun özel sektörde mutlaka ama mutlaka yönetime müdahil olma adına devlet bir dünya teşvik dağıtıyor. Hı hı. Özel sektörü biz bu konuda yönlendirmek adına, hı hı, buyurun kardeşim sen burada bu teşviklerden yararlanacaksın, iş sahası açacaksın, topluma istihdam sağlayacaksın. Bugün Urfa'daki demografik yapıya baktığımız zaman kırsala yayılmış bir nüfus yapısı, coğrafyasına sahibiz. Hı hı. Bu nüfus yapısı kırsal olması hizmet anlamında zordur, evet. Lakin bu modeli bizim nasıl geliştireceğimizle alakalıdır. Hı. Biz bu insanlara nasıl hizmet vereceğimize
öngörmemiz gerekecek. Evet. Şimdi Eyyubiye bölgesine bakıyoruz. 300 bin civarında kırsal nüfusa sahip. Hı hı. Halepli Bahçesi, Yakubiyesi, Mancı Deresi Mahallesi, Süleymaniyesi, Direklisi, Devteşlisi. Bunların hepsini topladığım zaman bu mahallelerin, bunlar hepsi kırsal. Doğru. Yani gece kondu. Bu insanların üretime katkısı ne olabilir sizce? Tabii ki var, üretime katkısı var ama teknik anlamda, üretim anlamında, istihdam anlamında bu bölgedeki insanların sadece sorunları ya kendi geçim sıkıntılarıyla ilgilenmek. Girişimcilik ruhu diyoruz biz, hı hı, bu toplumda. Hı hı. Şimdi evine ekmek götürmek isteyen insanın girişimcilik ruhu öne çıkabilir mi? Çıkaramazsın. Hı hı. Ailenin reisi 8-10 tane çocuk sahibi. Asgari ücretten çalışıyor. Sabah evden çıkıp akşam eve döndüğü zaman yorgun, argın, o çocuklarına ne kadar zaman ayıracak? Ne kadar istihdama, yönetime, eğitime ne kadar katkı sunabilecek? Hı hı. Onun için bizim bu toplumda, özellikle kırsalda, gecekondu semtlerinde oturan insanların eğitim düzeylerini yükseltmemiz ve bu modelde hazır olan bir eğitim modeli değil de bu toplumun benimsemiş olduğu eğitim modeli nedir? Araştırmacılar bu konuda bir araya gelip, evet, bu toplumun yapısına bu model uygundur. Geriye baktığımız zaman 2000'den önceki hükümetlere de baktığımız zaman her gelen hükümet kendi ideolojisi yönünde bir eğitim modeli benimsemiş. Hı hı. Toplumun ideolojisi yok mu? Toplum ne istiyor? Ben bu topluma nasıl bir eğitim istediğini sormam gerekmiyor mu? Sadece eğitimi mi sormam lazım? Ama eğitim demişken bir dikiş tutturulmaması da söz konusu. Yani 2002 yılından önceki devletlerde de aynı şekilde. Onu diyorum zaten. 2002'den sonra AK Parti gelmesen sonra da mesela 12 yılı aşkın bir süredir iktidarda şu anda. Evet. Yani 3-4 kez Milli Eğitim Bakanı değişti. Olabilir, siyasette bürokrasidir. Bununla birlikte eğitim sistemi de değişti. Önce 8 yıllık zorunlu eğitim vardı. Tamam, direkt sistem oturdu. Evet. 4+4+4+4 geldi. Sistem oturmadı. Evet. YGS, LYS kalktı. Sistem oturmadı. Şimdi hükümetler değişmese bile yine eğitim sistemini oturtamıyoruz biz. Şimdi Uğur Bey, sancılı bir dönemdir. Bu, hı-hı, başlangıçtır aslında. Benim çocuğum lise 2. sınıfta şu anda. 3 defa eğitim değişti. Hı-hı. Doğru, ben sana katılıyorum. Ama bu sancılı durumu benim çocuğum yaşadı. Benden sonraki çocuklar yaşamayacak diye düşünüyorum bu eğitim sisteminde. İnşallah sabit kalırsa yaşamaz. İnşallah. Yani. Artık biz eğitim sisteminin doğruluğunu tartışmıyoruz. Veya kalitesini tartışmıyoruz. Sabit kalmasını istiyoruz. Halk onu istiyor. Çünkü niye? Evet. Çünkü ayak uyduramıyorsunuz. Bu söyleyeceğim ifadeyi paralele veya başka bir yöne çekmesinler. Dershaneler mesela geçtiğimiz yılda çok çok iyiydi, süperdi ama biz bu dershaneleri kapattık mesela. Elbette kapatılması lazım veya lazım değil. Bu tartışılır. Ben bir eğitimci değilim ama dikiş tutamıyoruz. Sorun orada aslında. Evet. Şimdi o benim konumun dışındaki bir konu. Aynen. Yani ama eğitime gelmişken buraya, evet, girdik, evet, yani. Evet. Genel anlamda, aha, ben şimdi bu çerçeveyi çizdim. Biraz daha biz sağlıkla ilgili aslında. Sağlığa geçmeden önce neden siyaseti seviyoruz'u cevaplayalım mı isterseniz? Neden siyaseti seviyoruz? Evet. Cevaplayalım. Uğur Bey, her şey bir düşünceyle başlar. Aslında, aha, bu benim de bir sloganım. Bir slogan haline getirdim. Her şey bir düşünceyle başlar. Hı hı. 2014'te ben AK Parti'deki aktif görevimi bitirdikten sonra bir iki ay böyle bir boşluk oldu bende. Düşündüm. Son iki güne kadar da karar vermiş değildim. Milletvekilliği için müracaat edip etmeme gibi bir durumum söz konusu değildi. Hı hı. Bir düşünceyle başlar derken ben aslında düşüncenin
insanları yönetim bazında değil de insanları düşünmeye davet etmek için ben bu modeli, bu işi seçtim. Hı-hı. Bu göreve talip oldum. İnsanları nasıl düşünmeye davet edeceğiz? Herkesin düşünmesi gerekiyor. Herkes düşünmüyor diye bir söylem çıkmasın tabii, burada. Evet. Tabii ki herkes düşünüyor da. Ama önemli olan noktayı düşünmemizde fayda vardır. Şimdi düşünme derken mesela Ayet-i Kerime'de de bizim için çok önemli bir örnek var. Enbiya suresi 51. ayetinde sanırım. Cenab-ı Allah Hazreti İbrahim'e diyor ki biz ona diyor rüştü verdik diyor. Rüşt, akıl, yani doğru düşünme sanatı, doğru düşünme yeteneği. Biz bu ayeti aldığımız zaman evet herkes kendine bir buradan bir şey çıkarması lazım. Ben nasıl doğru düşüneceğim? Ben bu aklımı nasıl kullanacağım? Ve Kur'an-ı Kerim'in 75 ayrı yerinde insanın aklına vurgu yapıyor. Aynı zamanda bu bir toplum bilimidir. Toplumu düşünmeye çağırıyor. Akl etmez misiniz? Düşünmez misiniz? İyi insanlar diyor. Buradan hareketle ben bu düşünceyi vurgulamak adına bunu biraz çok açtım. İlla ki siyasette olman gerekmiyor. Hizmet etmenin birçok kanalları vardır. Biraz önce de dedim bizim Urfalı hemşerilerimiz neden siyasete bu kadar meraklı? Evet, meraklı olmasında herkes görev alacak diye bir kayda yok. Görev almayanlar işte katılımcı demokrasiyle aslında kendilerine yer bulması gerekecek. Hı hı. Ben illa Ankara'da oturup halkı yöneteceğim diye bir düstur söz konusu değil. İlla ki yönetmek istiyorsan yerelde de yönetebilirsin. Bir sivil toplum kuruluşunda üye olarak da yönetebilirsin. Bir kanat önderi de olaraktan sen topluma fikir verebilirsin. Hı hı. İnsanlar senden gelip istifade edebilir. Yönetim modeli sadece dediğim gibi Ankara'da oturarak da ben arkadaşım bu sistemde insanlara, topluma fayda sağlayacağım. Topluma fayda sağlamanın türlü türlü yolları vardır. Ben kendi adıma milletvekili olmasam da yine aynı sistemle devam edeceğim. Çünkü AK Parti'de ben bu ışığı gördüm. 4 yıla yakın ben halkla ilişkiler biriminde birebir halkla teması ve halkın ne istediğini gördüm. Halkın yüzüne baktığın zaman evet arkadaşım bu arkadaşımın sorunu sıkıntısının çözülmesi gerektiğine inanıyorsun. Hı hı. Ve sorunu olan insanların da birebir kırsalda yaşayan insanların sorunu olduğunu ben orada bizatihi ben gördüm. Hı hı. Uğur Bey. Onların sorunları benim sorunumdan önceliklidir. Evet. Bu anlamda ben o insanlara hizmet etmek adına bu süreçte varım diyorum. Güzel. Aslında bu sorunun neden siyaseti seviyoruz sorusunun iki yönlü cevabını verdiniz. Bir az önce açıklamış olduğunuz cevabı. Evet. Yani işte bu anlamda bir de konuşmanızın başında yönetişim modelinden bahsettiniz. Yani bunun başlangıcına inandığınızı ifade ettiniz. Evet. Bence birçok kişi hani sadece sandıktan sandığa, seçimden seçime sandığa gittiğini düşünerek ben de Ankara'da gidip bu memleketi yönetmeye söz hakkı sahibiyim diyerek siyaseti seviyoruz aslında. Fakat sizin bahsettiğiniz bu katılımcı demokrasi, katılımcı yönetişim modeli eğer günümüzde çıkarsa ben inanıyorum ki milletvekili sayısında da bir azalma, aday sayısında da bir azalma olacaktır. İnsanlar sizin bahsettiğiniz gibi sivil toplum örgütlerine katılarak bu tür çalışmalara el atacaktır. Ama maalesef işte seçme sandığa gittiğimiz için siyasetini çok seviyoruz sorusuna böylelikle bir cevap verilmiş oluyoruz. Evet. Sağlığa geçelim efendim. Az önce eğitim sorularını konuştuk. Sağlıkta evet, evet. Neler yapabiliriz? Buna biraz göz atalım. Şimdi Uğur Bey, sağlık bizim ülkemizde çok özellikle AK Parti hükümetinde çok mesafe kat ettiğimiz bir birim. Hı hı. Sağlık birimi. Yeterli mi? Hayır. Yeterli değil. Şimdi 2 milyona yakın bizim nüfusumuz var. Şanlıurfa'nın nüfusu var. 1.945.000. Buna ilaveten 450-500 bin civarında
Suriyeli göçmen kardeşlerimizi biz misafir etmekteyiz. Hı hı. Bu arada Allah yardımcıları olsun diyelim kendilerine. Bu misafirperverliğimizi gösteriyor tabii. Suriye sınırına en fazla sınıra sahip olan kent Şanlıurfa olması hasabıyla 46 kilometre sınırımız var. En fazla göçü de biz aldık burada. Hı hı. Şimdi zaten fiziki yapısı yetersiz olan bizim sağlık kurumlarımız vardı. Onları iyileştirmek adına ve bu süreçte birçok yatırımlarla birlikte bu sağlığı biraz daha iyileştirmek adına mesela 1700 yataklı hastanenin, kampüs hastanesinin yapılması için mutlaka ama mutlaka bizim bir an önce onun temelini atmak adına takipçisi olmamız gerekiyor. Hı hı. 550 yatak Eyyubiye'de çocuk var, diş var, diğer birimler falan da olacak orada. O olursa biraz daha merkezdeki bu hem trafik sorunu anlamında da rahatlama söz konusu olacak. Çünkü özellikle Eyyubiye bölgesindeki çocuk sayısının çokluğundan dolayı, yani genç nüfus olmasından dolayı Urfa'da bir tek çocuk hastanesi var. Bu çocuk hastanesi Urfa'nın tamamına hizmet veremiyor. Hı hı. Bir an önce Eyyubiye'deki hastanenin faaliyete girmesi gerekiyor. Osmanbey'deki araştırma hastanesinin, 600 yataklı hastanenin bir an önce faaliyete girmesi gerekiyor. Ve sağlık sorunuyla ilgili özellikle ben bu Suriyeli vatandaşlarımızın bize misafir olmasından sonra bayağı bir personel açısından da, hizmet veren personel açısından da sıkıntı yaşadığımızı gördük. Nasıl dersiniz? Ben yine AK Parti'deki görevim sürecinde bunu analiz ettim. Birebir biz kurum ziyaretleri yaptığımızda Kamu Hastaneler Birliği kurumundaki aldığımız veriler neticesinde ben bunları söylüyorum. Fiziki şartlarımız yetersiz olması ve bu insanları da bizim sağlık hizmetlerindeki personelimize ilave bir fazla bir herhangi bir personel katkısı olmadı. Hı hı. Sağlıkta bu konuda personel yetersizliği var. Ama buna rağmen %70, %80 sağlıkta Urfa için söylüyorum bir başarı sağlandı. Bunun için sağlık konusu rahatlayabilmesi için hem özel teşebbüslerin öne çıkması gerekiyor hem de bu kamu kurumlarındaki devletin yatırımlarının bir an önce bitmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, buna ilaveten aslında ilçedeki hastanelerimizin de güçlendirilmesi merkezdeki hastanelerimizi çok çok rahatlatacaktır. Örnek olarak bize de birçok şikayet gelmekte. İlçelerde çocuk doğan çocuk yoğun bakım servisi yok. Evet. Bu çok büyük bir sorun. Urfa'da bir tek çocuk hastalıkları hastanesi var. Orada da yanılmıyorsam 17 yatak var. Evet. Mustafa Bey. Hı hı. Dolayısıyla şimdi 18. hastamız Malatya'ya sevk edilmekte veya Gaziantep'e sevk edilmekte. Hı hı. Bu büyük bir sorun. Hı hı. Ama nüfusa vurduğumuz zaman merkezdeki yeni doğan yoğun bakım bize yetiyor aslında. Yani yoğun bakım bize yetiyor. Merkez için yeterli. Merkez için yeterli. Evet, ama doğru. İlçelerden hı hı. olmadığı için bize geldikleri doğru. için doğru. merkezi de alt etmiş oluyor. Hı hı. İnşallah bu dönem sağlıkla ilgili önemli çalışmalara imza atılır. İnşallah. Şimdi Uğur Bey, sağlıkla ilgili konuyu biraz da eğitime ben getireceğim. Tabii, eğitimdeki tabii. Bu kırsaldan bahsetmişken hı hı. Özellikle tarım işçilerinin çocukları bu konuda eğitimden yeterince yararlanamamaktadır. Aileler tarım mevsimlik işçiler tarım zamanı geldiği zaman dışarı gidebilmek için biraz daha fazla para kazanayım derken okuldaki çocuğunu alıp dışarı gidiyor. Doğru. Şimdi bu çocuk bir yıl gitti, iki yıl gitti, üç yıl gitti geldi. Bir ay okula gidecek bu yılların içerisinde. Hı-hı. İki ay gidecek, üç ay gidecek, dört ay gidecek. Eğitimini tamamlayamıyor. Hı-hı. Ne olacak? Biz kalifiye personel istiyoruz eğitimde veyahut da
sanat yönünde organize sanayi bölgesi diyor ki bana kalifiye personel gönderin. İşkur vasıtasıyla bu kalifiye personel giderilmesi yetersiz. Mümkün değil. Çünkü yok. Yok çünkü. Yok ya, olmuyor bir şey, nasıl yapsınlar? Evet. Vatandaşlar da bu konuda çocuklarını fazla göndermek istemiyor. O anlamda özel sektörün yatırıma mutlaka, ama üretim adına yatırım yapması gerekiyor. Bizim inşaat sektöründe şu anda kilitlenme durumunda olan inşaat sektöründeki kardeşlerimizin biraz da, ya burada şu an iş imkanı biraz rentable durumdadır. Farklı bir alana ben yatırım yapabilirsem acaba istihdam sağlayabilir miyim? Burada biraz bizim de inşaat müteahhitlerine veya o sektörde çalışan kardeşlerimize elini taşının altına koymakta fayda görünüyor diye düşünüyorum. Evet, yönetmenim işaret ediyor. Aslında program çok güzel, çok akıcı gidiyor ama yavaş yavaş geliyoruz. Bu konularımızı toparlayalım isterseniz efendim. Katılımcı demokrasiden bahsettik, eğitimden bahsettik, sağlıktan bahsettik. 25. dönem milletvekili seçimleri var önümüzde. Dün bir temayül yoklaması yapıldı. Önümüzdeki dönemde mülakat var artık. Konumuzu toparlayacak olursak neler söylemek istersiniz? Ömer Bey, temayül yoklaması yapıldı. Çok güzel de bir demokratik ortamda yapıldı. Ondan iki gün öncesinde de aday adaylarını bir araya getirdiler. Arkadaşlar sağ olsunlar. AK Parti bu konuda tecrübelerini konuşturuyor yine. Şimdi burada söylemek istediğim, bu yol nereye gider zihniyeti değil de senin nereye gitmek istediğindir. Yol her tarafa gidebilir. Önemli olan insanın nereye gitmek istediğidir. Toplumun ne istediğidir. Toplum nereye gitmek istiyor. Bu duygu düşüncelerle ben illaki vatandaşlarımızın eğitim, öğretim, sağlık açısından yatırımlarını birebir takip etmek adına bu sorumluluğu yükleniyorum. Bir ikincisi, aklıma gelmişken söyleyeyim. Tabii. Halkla ilişkiler biriminde ben haftanın 6 günü sürekli partideydim gün içerisinde. Gelen halkın sorunlarını birebir alıp onların sorunlarıyla hemhal oluyordum. Kısmet olursa vekil olarak seçilirsem bunu her hafta mı olur, 15 günde bir mi olur, vekil olaraktan il binasındaki bir odayı milletvekili olarak halka açıp halkın sorunlarını orada da aynı o halkla ilişkiler birim başkanlığında yaptığımın aynısını orada da yapmayı düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Şanlıurfalılara hayırlı akşamlar diliyorum. Çok sağ olun efendim. Evet değerli izleyenler, Şanlıurfalı siyasetçi, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Sayın Mustafa Yavuz Beyefendi'yi konuk ettik. Bizlere ayrılmıyorsunuz. Değerli Mustafa Çadırcı birazdan Fatih Aksoy'u konuk edecek. Bir başka programda tekrardan bir araya gelebilmek ümidiyle hepiniz hoşçakalın efendim.